Kasım ayı aylık tarot burçlara özel Kasım ayı için. Evet, Emine Akkaya olarak beni takip ediyorsunuz, takipte kalıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Koç burçlarının iş konuları ile ilgili Kasım ayında neler bekliyor diyorsak hemen bir kart çekiyoruz. Kendi işinizle alakalı yöneticilerinizin sizinle ilgili yaşadığı bazı gerginlikleri toparlamanız gerekiyor. Ve bu toparlamanız gereken iş hayatınızla ilgili insanlara çok fazla dik tavırlar sergilediğiniz ve bu dik tavırlar sizin hayatınızda deli, yani sizi iş yerinizde insanlar deli olarak, yani ani tepkiler, ani hareketler verdiğinizi düşünüyor. Lütfen iş konunuzdaki dengelerde hatalar yapıp pişmanlıklar yaşamayın. Demek ki iş konunuzda biraz daha dikkatli, daha kontrollü ve hayatınızla alakalı eksiklikleri iyileştirmeniz lazım. Çünkü siz çok bilgili, çok başarılısınız ama yaşadığınız evreleri çok fazla biliyorum deyip biraz insanları yıpratan bir enerjiniz var. Bunu toparlamanız lazım. Ne bekliyor peki? Bu Kasım ayında iş konunuzda size yenilik ne var? Evet, zamanı ve vakti gelen bir hayırlı bir değişim ya da işinizi değiştirme gibi fikriniz gayet olumlu. Koç burçların aşk hayatlarında neler bekliyor dediğimizde bir türlü oturtamadığımız ve ilişkilerinizle alakalı yönleri kendi dengenizde köklenemediğiniz gözüküyor. Yani sizin biraz iş konunuzla ilgili gerçekten sevgi ve şefkatle ve duygularınızı daha net. Eğer ilişkiniz yoksa, evet, doğru insanı bulma, doğru yoldaki gelecek kader çarkınız size çok güzel bir kalbin ve çok güzel bir meyvanın aydınlanmasını yaşayacak. Ne zaman dersek 5 dönem içerisinde hayatınıza doğru insanınız aydınlığa kavuşacak. Peki ev isteyen koç burçlar için, evet, evlilik koç burçları özellikle bir ev alma fikri var ve bu fikri Kasım ayında yapacak mı? Bence diyoruz biraz daha vakti var ama doğru yatırımı gerçekleştireceksiniz. Çünkü siz geleceği planlayan, geleceği çok iyi şekilde gören bir yapıya sahipsiniz. Bence doğru zamanında vakti geldiğini hissedeceksiniz. Sağlık için 2 kart çekiyorum. Evet, özellikle kadınların boğaz enfeksiyonları, göğüs bölgesi sağlık konusunda biraz sıkıntı. Erkeklere geldiğimiz vakit para onların hayatında, sağlığı bir an önce geride bırakmaktır. Erkeklerde sıkıntı yok ama kadınlarda göz, yüzle alakalı sıkıntılar söz konusu olur. Ailede herhangi bir miras konunuz varsa, bir ölmüşünüz ya da hak kazandığınız miras. Evet, bir daha vakti var ama şu anlamda vakti var. Evet, miras haklarınız var ama çözülmesi gereken noktalarla ilgili daha doğru zamanı, yasal zamanı beklememiz gerekiyor. Evet, bu haftalık Koç burcunun 1 aylık Kasım ayı için geçerli yorumlarımız bunlardır. Son olarak eş diyemeyelim, ne diyelim? Yeni aşka Tamam. yelken açacaklar mı? Evet, yeni bir aşk bekleyen koçlar ve ilişkisiz koçlar için çok doğru bir ilişkinin başlangıcı ve bu ilişki onların hayatında aile ve düzen kurmayı sağlayacak. Bence koçların ani fikirleri, ani olumsuzluklarını geride bırakmamız gerekiyor. Çünkü koçlar çünkü her şeyi yeniden yapan bir enerjiye sahipler. Bu enerjimiz için hayırlı. Evet, boğa burçları neler bekliyor? Yani 1 ay boyunca, Kasım ayı boyunca boğa burçları neler bekliyor diyorsak hemen kartlarını seçiyoruz. Boğada özellikle para konularınız ne olabilir? Evlilik hayatınızla ilgili yaşadığınız bazı parasal evreler sizi çok fazla yıpratmış ya da ilişkinizle ilgili. Bu yüzden bazı dengeleri oturtamadığınız ve borçlarınız olduğu gözüküyor. Bu dengeleri oturtmak için çok doğru bir aşk ve her iki tarafında bir bütün çalışmasıyla ve planlı çalışmasıyla bu parasal evremiz çok büyük aydınlığa girecek. Peki iş konunuz ne olur? İşte aslında güzel bir başarının size zaferi var ama sizin yapmak istediğiniz yeni yollar, yeni oluşumlar var. Eğer bu yeni oluşumları oturttuğunuz takdirde hayatınızdaki denge istediğiniz üçgenin, istediğiniz evreyi en iyi şekilde oturtacak. Bu demektir ki tahtınızda büyük bir aydınlanma, büyük bir yenilik ve bu yenilikle birlikte hayatınızdaki her şey doğru süreçte olacağını söyleyebilirim. Peki rahatsız olduğunuz insanların size zararı olabilir mi iş konusunda?
Hayır, çünkü belli aralıklarda rahatsız ve huzursuz olduğunuz insanların farklı yollara gideceği ve yerinizde çok büyük bir rahatlığa elde edeceğiz. Bir de aslında boğa burçlarının ruhu ve düzeni seven bir enerjisi vardır ya. Bence yolculuğa ihtiyacınız var. Yolculuklar sizin ruhunuz değil gelecek. İş gereği yolculuklarda çok arka evreler yaşayacaksınız ve bu evreler size çok güzel ruhunuzu genişletecek ve enerjinizi. Çünkü siz var olmayı, var etmeyi, iyileşmeyi, iyileştirmeyi ve artık insanlara yaptığınız fedakarlığın en verimliliğini, yani Kasım ayı hiç olmadığı kadar verimli ve güzel bir ay geçireceksiniz. Çünkü mucizeler kapınızda olacak. Peki sağlık konusunda neler bekliyor dersek? Dua edin, enerjinize çok fazla nazar ve çok fazla gözlerin geldi. Ve hayatınızda sağlığı eğer doğru dengede başarı sağlarsanız tebrikler, vücudunuzdaki bütün sorunların geride kalacağı ve daha kendinizle barışık noktada. Sadece erkek kardeş ya da erkeklerle ilgili biraz gergin tavırlarınız var. Bunları biraz seyahatinizle, kafanızdaki enerjiyle toparlarsanız çok daha iyi bir evreye gireceksiniz. Bekar boğa burçları için çekiyorum. Ne olması lazım? Ruhunuzun aynasını evet bulamıyorsunuz ve geçmişe tıkanmış kalmışsınız ve geçmişte ölü gibisiniz siz. Bence geçmiş ilişkilerinizi, geçmişi kapatırsanız yeniden var olmak, yeniden oluşumlar, yeniden sevgi, yeniden aşk evresine gireceksiniz. Bence kalbinizin anahtarı geçmiş karmalarınızı temizleyin, onlarla yüzleşin ve yapmak istediğiniz her şeyin anahtarı aydınlıkta. Peki araba ya da ev alacak mısınız? Bazı borçlarınızı kırmadan ve aynanızı doğru takip etmediğiniz sürece bu ay sizin için ödemelerinizin daha doğru süreçte ama yıl biterken gerçekten doğru bir ev anahtarı ya da doğru bir araç anahtarı hayatımızda olacak. Bir de insanlara yalan söylemelerinden o kadar daralmışsınız ki, o kadar bunalmışsınız ki. Bence çevrenizdeki insanları bir gözden geçirin. Geçmiş karmanızdaki insanlardan kurtulun. Çok daha iyi olacak sizin için. Bir de belki ailenizle alakalı uzun süredir çözmek istediğiniz mal ya da parasal evredeki icra, yasal mahkemelerle ilgili bu dengeyi de toparladığınız sürece boğa burçları Kasım ayını daha rahat, daha sakinlikte, daha keyifle geçirecek. Bence boğaların yapması gereken tek şey iş ve özel hayat ve parasal dengenizi biraz daha oturtacağınız bir dönem. Evet, İkizler Burcu. İkizler Burcu Kasım ayı boyunca neler bekliyor diyoruz. Hemen çekiyoruz. İkizlerde neler değişecek? Özellikle iş konunuzla ilgili çevrenizdeki insanların sahte yüzünü ve işinizle ilgili son 7 haftadır ya da son 7 aydır çok ciddi sıkıntılar ve sistemde bazı çürüklükler sizi tamamıyla yıprattığını düşünüyorsunuz. Ve artık hak ettiğiniz noktanın gülünü, hak ettiğiniz noktanın zaferini almak istiyorsunuz ama maşallah sizin önünüzde o kadar çok engel var ki, o kadar çok insanın sizin hayatınızda önünüzde engel ki bence iş hayatınızdaki biraz yöneticileriniz ve çevrenizdeki insanların, çalışan insanları biraz gözden geçirirseniz daha sağlıklı yönünüzü belirleyeceğinizi ve bu sistemi komple önünüzdeki engelleri aşacağınızı gösterir. Biraz dikkat ve çok konuştuğunuz için bu dengeleri oturtamadığınızı düşünüyorum. Bence artık oturma zamanı. Peki değişim var mı? Hemen bakıyorum, değişim var mı? Evet, bir araç değişimi olabilir. Bir araç yenilemesi olabilir. İşinizde şu an kontrol etmeniz gereken nokta hayırlı. Peki, sizin hayatınızda ilişki evliliğe dönecek mi dediğimde, gerçekten ilişkinizin evliliğe döneceği, doğru insanı bulacağı ve huzurlu bir aşk yaşayacağınızı gösterir. Ama siz aşkta aceleci ve kırılgan evreleriniz çok fazla var ve olayları çok gereksiz şekilde abarttığınız için dengelerde devamlı aynı rutinde, aynı geçmiş ya da ilişkinizde yaşadığınız ilk günkü karmaşayı yaşıyorsunuz. Bence biraz daha ilişkinizi genişletin, biraz daha birbirinize açık oyunlar oynarsanız bu ilişki evlilikle sonuçlanacak ve evlilik evli olan çiftlerimiz için mi diyebiliriz? Bence ailede yaşanan gereksiz insanların laflarını bir öldürün,
anne, baba, kardeş, komşu, yan komşu. Çünkü siz ilişkinizde çevrenizdeki insanların o kadar aklıyla hareket ediyorsunuz ki ve bu sefer ev düzeninizde her şey ölüm gibi geliyor. Bu yüzden bence dışarıda bırakın her şeyi, evliliğinizdeki doğru gözle, çünkü doğru enerjiyle baktığınızda bu ilişki tekrar 5 enerjiyi verir ve bu enerjiyle birlikte doğru mutluluğu ve dolu gülümsemeyi yaşarsınız. Peki ev alacak mıyız dediğimizde, şu an için maddi sıkıntılarınız var. Eliniz kolunuz ve kredi veya da borçlarınız ve yasal süren evreleriniz var. Kasım ayı bu konuda, tabii ki tarotlar için söylüyoruz. Kasım ayı bu konuda biraz daha risk almanız gerektiğini ve borçlarınız bitmeden bu riskin altına girmemeniz gerektiğini gösterir. O yüzden ikizlere şu an ev konusunu biraz daha erteleyelim. İkizlerin hayatında sadece ne eksik? Evet, inandığınız güç o kadar yüksek ki Rabbim beni koruyor, beni inanıyor dediğiniz duanızı açtığınız takdirde gerçekten evinizde, aracınızda en hayırlı şekilde olacağını gösterim. Sağlık konusunda İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsan, evet gayet sağlıklısınız. Gayet güzel, çünkü güneşin tüm ısındı. Evet, biraz panik atağınız olabilir. Çünkü devamlı hastane, hastalık hobileriniz, başım ağrısı, kulağım duymuyor deyip böyle bir telaşlı haliniz olabilir ama Rabbim size öyle bir enerji vermiş ki vücudunuzda herhangi bir risk yok. Kasım ayı gayet güzel, huzurlu geçireceğiniz. Sadece belki gitmek istediğiniz bir yol olabilir. Hayal ettiğiniz yollarınız var. Buna sahip olabilirsiniz. O yüzden terazi burçlarında huzurlu, mutluluk, enerjinin karmaşası ve bu kaosların geride kalacağını gösterir. Bence ikizlerde doğru bir süreç, doğru bir ay, doğru bir nokta söyleyebilirim. Evet, ikizlerden sonra yengeç burcumuzu alıyoruz. Yeğenim diyor ki karıştır, aynı kartlar gelmesin. Yani Altı üstte al, altı. tamam, alttan üstte alıyorum, En merak etme. alttan al, En alttan mı? Tamam. Yengeç burcumuz en alttan alacak. Kendisi yengeçtir de. Tez zaman aynı kartlar çıkmasın diyor. Bir ay Kasım ayı boyunca yengeç burçlarının tarot kartlarında neler bekliyor diyorsak, şöyle söyleyeceğim. Kitap okumayı çok seven, araştırmayı çok seven, bir ağaç kadar köklü ve başarılı olmak istiyor yengeçler. Ve bu başarısı hem kariyeri hem eğitim hayatı ile ilgili hedeflediğiniz tüm dalları açmak istiyorsunuz. Ama gerçekten iş ya da kariyer hayatınızda ne olur? Evet, biraz korkularınız, iş hayatınızla ilgili kaygılarınız, başarır mıyım, başaramaz mıyım, çevremde çok rakibim var dediğiniz noktada bence hani kılıç o kadar güçtür ki, kılıç sizi öyle bir noktada koruyacak ki, yani hayatınızdaki korktuğunuz her şey karanlık değil, çok güzel bir aydınlık yaşayacak. Ve büyük bir ihtimal sizin de hayalleriniz, yurt dışı, şehir dışı gitme yollarınız ve kariyer hayatınız ve iş hayatınızla ilgili belirlediğiniz noktalarınız var. Ama der ki papyrus yolculuk, ama sizin maddi olarak daha toparlanmanız gereken ve kariyeriniz için biriktirmeniz gereken bir bukle paraya ihtiyacınız olduğu gözüküyor. Başarılı olacaksınız çünkü sizin şöyle bir inancınız var. Hata yapmayı sevmiyorsunuz. Hata sizin için sadece zaman kaybı. Yani kariyeriniz için, eğitim hayatınız için ve bu ve ilişkiyi de her zaman kenarda tutup önce kariyer diyen yengeçler için gerçekten Kasım ayı taşları çok iyi şekilde oturtacağınız iş ya da eğitim hayatınızla ilgili verimlilik, hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Bir farklı bir ülkede ya da farklı bir şehir ya da farklı bir şirketin ya da kurumsal ya da devletle ilgili beklediğiniz çok güzel bir oluşum olacak. Bunu çok değerlendiğinizde etrafınızdaki kötü gözlü şeytanlardan kurtulmuş, daha güçlü, daha başarılı bakan insanlarla iç içe olacaksınız. Evet, parasal hayatınıza ne getirir bu ay? Belki korunmaya ihtiyacınız var. Ufak tefek gereksiz alışverişler, gereksiz yaptığınız harcamaları biraz daha korumaya alırsanız parasal dengenizde gayet mutlu, keyifli bir dönem. Hatta bu dönem altın merakınız olabilir. Altına yatırım yapabilirsiniz ya da dolar yatırımı yapabilirsiniz kendi içinizde. Bence bunu yapmanız gerekiyor. İlişkiler konusunda geçtik. Parasal evrede de dikkatli harcadığınızda aslında siz birikimi seven, tutan, yani kendiniz gereksiz harcamaları yapmayan bir insansınız. Bu kart der ki, evet siz verimlisiniz,
yuları bile paraya çevirecek kadar güce sahipsiniz. Bence Kasım ayı dengeleri oturtursanız çok verimli ve güzel paralara sahip olacaksınız. Sağlık konumuza geliyorum. Evet, belki vücut yarılanması var ya, der ki kalp damar ya da mide ile alakalı son zamanlarda hassasiyet noktanız olabilir. Bir de gözle ilgili kirpik dökülmesi, alerjik bir durum olabilir. Bunlar, ama onun dışında çok önemli bir sağlık problemi hissetmiyorum. Ev alacak mısınız diyelim. Evet, bildiğiniz ve hedeflediğiniz, en doğru istediğiniz noktadaki yatırım olacak ama bu Kasım ayı değil. Der ki siz birikimlerinize, hesaplarınızı kontrol edin. Doğru zamanda doğru evi alacaksınız ve bu sizin için hayırlı olacak. Bekar yengeçler için evlilik var mı diyorsak, şu an buna hazır değil. Çünkü hayatınızda kimse yok şu an ve doğru insanı düşünüp beklediğiniz evrede. Peki bu Kasım ayı bitmeden aşk olur mu yengeç burcu? Bu kalabalığınızı bırakırsanız muhteşem aşk kapınızda, sizinle ilgilenen insanlar var ama siz ruhunuzdaki dengeyi bulamadığınız için kimseye vermiyorsunuz. Belki son zamanlarda yengeç burcunda alerjik reaksiyonlar olabilir, insanlara kafayı takabilir. Bunları geride bırakırsanız Kasım ayı size hiç ummadığınız kapıların çok güzel bir şekilde açılacağı ve yeni güzel oluşumları yaşayacağınız bir hafta ay olacak Kasım ayı. O yüzden Kasım size mucizelerin getireceği bir kapı olacak. Evet, Aslan burcu kartımızı alıyoruz. 1 Kasım itibariyle, Kasım ayı itibariyle Aslan burçlarında neler bekliyor diyorsanız, yine aynı kartları çekeceksin teyze diye bakar. Alttan çek, alttan çek. Altı ya. Üstte alsana, tebliğ çalmıyor. Tamam, evet. Alt üstte. Ne çıktı? İlahi emir. He? İlahi emir. Evet, siz işinizle ilgili yukarıdaki emir, yani Yaradan'ın size sunduğu tüm kapıları, Kasım ayı boyunca bolluk ve berekette geçireceğiniz, yani hayal ettiğiniz birçok işiniz, kariyer odaklı olduğunuz nokta, ya da şu an yerinizi bir an önce değiştireyim, nefret ettim buradan diyorsanız, ilahi adalet size sesleniyor ve doğru enerjideki iş kapınızın hayrına. Peki şu an bulunduğunuz noktada dengelerden niye vazgeçiyorsunuz dediğimde, aslında siz orada kendinizi gösteremediğinizin ve daha büyük başarılar ve işinizin başarısını daha aydınlık yakalamak için yeni alternatif noktalar. Çünkü bulunduğunuz noktada insanlar sizi dengeli seviyor. Sadece siz başarınızla ilgili daha büyütmek istiyorsunuz. Peki bunu başarıyorsunuz ama gideceğiniz nokta size gerçekten doğru bir nokta mı olacak? İki kart çektim. Evet, inandığınız, hani korkularınız, esarette mi kalırım, gitsem mi, kalsam mı dediğinizde esaretinizden kurtulup doğru dönüşüme, doğru değişime ihtiyacınız var. Bu da size inandığınız Rabbimin enerjisi ve inandığınız güçler sayesinde istediğiniz kurumsal ya da istediğiniz iş ya da ortaklı yapacağınız ya da çalıştığınız noktada zaferi ve değişimi sağlayacak olarak gözüküyorsunuz. Peki para hayatınızda güzellikler olacak mı? Hemen çekiyorum iki kart. Evet, soru işareti der ki ufak bir yatırımımız var, bunu satalım, yeni bir mal mı alalım diyorsunuz. Bence satın, hem nakitle birlikte almak istediğiniz yerinde hayırlısıdır. Demek ki paramız var, yatırıma çevirmek istiyor. Çünkü ateş konuşmalar başlamış. Güzel bir araç ya da güzel bir ev anahtarı sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. İlişki konunuza geldiğimde hemen kartınızı gösteriyorum. Şu an hayatınızdaki insanla birleşme, evlilik kararı ama maddi olarak ve onun da kariyer hayatını toparlamasını beklediğinizi görüyorum. O toparlandıktan sonra bu kişiyle ömürlük, ölüme kadar birlikte olacağımız, hayat boyu birleşeceğimiz, bir eşle karşı karşıya kalacağımız ve inanılmaz derecede güneşin ışıkları, çocuklarınız, eviniz, aileniz, yapmak istediğiniz her şey Kasım ayında sizde güzellikleri. Hani belki de yazın hani ne sıcakları deriz, hani yaz ve terken ne sıcakları diyordu. Pastırma sıcakları gibi aşk yaşayacaksın. O yüzden güzel aşkın tadını çıkar. Peki sağlık konusunda hemen bakalım. Çekiyorum. Maşallah felaket telledi. Başım ağrıdı, oram ağrıdı, beynim ağrıdı demeyi bırak. Çünkü sen
sağlık olarak aile büyüklerinle ilgili delta yönünle, kökünle, alakanla ilgili noktada sağlık problemleri olabilir. Bence bunları biraz gerçeklik. Bir de belki bronş ve alerjik sıkıntılarınız var olacak diyorum. Peki son zamanlarda kısa evreli yaşayan, ilişkisi olan kişinin beklediği büyük bir mal ya da ailesinden olmasını istediği bir mahkemelik mal varsa da bu zenginlikti der ki siz doğru kaderdeki hakimiyeti, doğru paraya dahil olacaksınız ve sizin de yasal olarak sorunlarınız, çözülmesi gereken noktalar var. Bunları toparladığınız sürece de hiçbir sıkıntınız kalmayacağı, hatta ve hatta hayatınızdaki her şeyin çok verimli olacağını söyleyebilirim. Evet, hangi karttayız? Başak burçları. Yani başakların bakalım para hayatları ya da iş hayatlarında neler geliyor diyorsak belki hayatınızla ilgili noktada çekiyorum çünkü doğru değişimle gerçekleri dönüşümle değişimi kabul etmeye ihtiyacınız var. Yani siz sabit, düzen, kural, mantık, yani bu evinizde de ve işinizde de dönüşüme ve gerçekliği ve değişimi bulmanız lazım. Ama bu noktada bulamadığınız için belki son zamanlarda başakların hayatlarındaki seçimler, yaptığı ben yanlış bir eğitim aldım, yanlış bir meslekte miyim, yanlış bir ailede miyim, yanlış mı bir düzene girdim, ben hayallerime hiçbir zaman sahip olamayacak mıyım, hep böyle kafamda ihanet ya da kaygı dediğimse, çünkü başaklar biliyorsunuz ki hem mantık evresinde hem düzen evresinde otokontrolü seven ve dengeler, evet belki de hiç beklemediğiniz mucize iş kapılarını sizin kapınızda, bunları değerlendirdiğinizde her şeyiniz yeniden dilim dilim tane tane hayatınıza gelecek. Siz bence korkularınızla ilgili, yani gerçekten içinizdeki kalbinizdeki sesi dinlerseniz Rabbim size erdiğiniz kadar ermiş kapınız der ki kalbinizdeki sesi ve suyu dinleyin. Siz istediğiniz başarıyı ve istediğiniz ödülü alacaksınız. Sadece olmak istediğiniz noktada nefret ediyorsunuz. Artık yüzleşin. Gerekiyorsa limon satın ama yeni bir kapıya çıkın diyorum. Peki para konumuz ne olur? Evet, güzel. Zaten siz para harcamaktan korktuğunuz için yani düzenli ödemeleri yapıp kenara para biriktiren bir insansınız. Şu an için bir birikiminiz hareket halinde. Bunu sadece ve sadece ev, yenilik, insanların nazarına gelmeyin diyerekten bir yatırıma çevirirseniz herhangi bir sorun olmayacağını düşünebilirim. Belki de bu ara çevrenizdeki insanlar, mahallenizde, işinizde hırsızlık dönemi olabilir. Kasım ayı Başak burçları için evlerini ya da işlerini hırsız birileri girebilir ya da çevrenizde takip alınmış olabilirsiniz. Dikkat ederseniz sevinirim. Sağlık konusuna geliyorum. Güzel. Belki geniz eti, belki saç dökülmesi, belki tırnaklarla ilgili mantar, dökülme, kırılma ya da derinizde alerjik bir sorun olabilir. Onun dışında bir problem görmüyorum ama belki neye ihtiyacınız var? Barışa ihtiyacınız var. Belki neye huzura ihtiyacınız var? Belki dinlenmeye ihtiyacınız var. Bu Kasım ayını sadece gördüklerinizle değil, çevrenizdeki asabiyetinizi de yumuşatırsanız ve öfkelerinizi iyileştirdiğiniz takdirde muhteşem bir Kasım ayı geçireceğinizi düşünüyorum. Evet, terazi burçları. Geldi. Teraziler. Çok zor olur ama yeğenim bunlar istiyor. Ben aslında tarot bakmayı istemiyorum. Teyze bu kadar güzel tarot şekilleri yapmışım. Bunu hayata geçireceksin ve satacağın için bence bunları da yapalım diyor. Terazilere ne bekliyor? Terazilerin zaten köklenmeye, kendi içlerindeki projelerini, hayatla ilgili felsefelerini bu ay doğru noktada yönlendireceklerini, hareket etmediyseniz Kasım ayı hiç etmediğiniz kadar hareketli ve hiç beklemediğiniz teklifleri açık ve olabildiğince insanları affedip kendi başarınızı sarılıp yönünüzü
ve hayatınızı belirleyeceğiniz bir ay. Ve şöyle söyleyeceğim, iş konunuzda çok büyük dengeleri yakalayacaksınız. Ve belki de hayatınızda hazine, zenginliğin sizin elinizde olduğunu ve inandığınız iş başarınıza odaklanıp bu kontrolleri ve hakimiyeti kaybetmemek için bu Kasım ayı sanki denenme ayınız olacak Yaradan tarafında. Eğer bunu başardığınız takdirde kendinizdeki korkularınız, kaygılarınız, birilerine bağlı olmaktan değil özgürlüğünüze kavuşup bunun tadını çok keyifle çıkartacaksınız. Bence işte hiç olmadığınız kadar geçmişe ait her şeyi geride bırakıp kendi filminizi, kendi çizginizi ve kendi işinizi kuracaksınız. Çünkü başkasına artık kölelik yapmak istemiyorsunuz. Pişmanlığınızda bu kadar zekamı başka insanlar kazandı, ben kendim kazanmak istiyorum dediğiniz noktadasınız. Bu çok doğru bir karar. Bir ömür boyu pişmanlık yaşamayacaksınız. Bir ömür boyu doğru karar vermiş olacaksınız. Para hayatınıza geldi. Biraz şüpheci bir yapınız var. Bu şüpheci yapınız ve insanların sadece sizin paranızı takip ediyor. Aldığınızı, giydiğinizi... Bence ilk önce bu Kasım ayının ilk iki haftasında, ilk iki günde olsa bir tatil yapın ki sizin şüphelerinizi geride bırakalım, hedeflediğiniz projelere dahil olalım. Peki ilişki konusunda neler bekliyor bakalım terazi burçlarına? Kıyamet gibi bir aşk ve ruhunuzdaki aynı bedene, aynı evlilik yapacağınız, aynı karakteri düşüneceğiniz insan... Hem surat yapımız hem fikir yapımızın birbirine uyduğu insanla muhteşem bir döngü. Hatta doğru insanı bulduğunuz için sevinçlisiniz. Çocuk ve aile ve çocuklarınızla ilgili bu geçişten o kadar mutluluk ve huzurla geçmek istiyorsunuz ki hiçbir şeyi dinlemeden el ele tutacağınız insan ya da hayatınızda varsa bu insan doğrudur. Ama yoksa da elinizi tutacağınız çok doğru bir aşk var. Buna çok onurlu ve güzel bir şekilde devam edeceksiniz diyebilirim. Belki sağlık konusunu söyledik mi? Uyku düzeninizi, vücudunuzda doğru beslenmeyi yapmanız lazım. Çünkü gereksiz yemekleri ayak üstünde yaşıyorsunuz. Kalbinizi korumanız lazım. Aklınızdaki geçen her şeyi hani gece yarısı kalkıp yemek yememeniz lazım. Çünkü damarlarınız ve kalp bölgenizde hassasiyetiniz olabilir. Bunları dengelemek için bence yemek kontrollerini doğru şekilde yapın. Evet, Kasım ayında akrep burçlarını neler bekliyor diyorsunuz. Akrebe neden böyle kart ve akrepler biliyorsunuz küllerinden doğmayı sever. İhaneti de kaldırır, gücü de kaldırır, fakirliği de, zenginliği de, boşluğu da kaldırır. O yüzden akrebin kartını ben kendi içimde hançerlenmiş, yani akrepler hep hançerli değiller. Ruhunuzun iş konusunda planladığınız ortaklı süreçlerle ilgili bir daha masaya. Çünkü çok karanlık bir iştesiniz ve bu karanlık işi biraz daha aydınlığa geçirmeye ihtiyacınız var. Ve eğer bunları doğru noktada geçirirseniz kendi içinizdeki hırsızlarınızdan, kendi içinizdeki dostlarınızın size kazıklığından kurtulacaksınız. Yani iş hayatınızda size o kadar olumsuz insanlar zarar vermeye çalışacak ki hiç beklemediğiniz ve aklınızın ucundan geçirmediğiniz insanlar sizin hata yapmanıza ve isminizi zedelemenize yardımcı olacak. O yüzden bu ay çevrenizdeki insanların sizinle ilgili konuşmalarını, hareketlerini, evrelerini kontrol ederseniz zarar görmeden çıkmanız uygun. Peki yükseliş var mı? Evet, yükselişiniz de var. Sadece siz hak ettiğiniz noktayı çok uzun süredir bekliyordunuz. Bence bu hak ettiğiniz noktanın zaferini en iyi şekilde yaşayacaksınız. Ve bu size insanlara dur kardeşim ben yerimdeyim, zaferimi kazandım ya da burası benim işim. Kimse bana engel olamaz dediğimiz bir süreç yaşayacaksınız. Bu da sizin için gayet hayırlı ve aydınlık. Para konunuza geldiğimizde bence ufak tefek bazı paralarınız var. Özellikle anne ya da kız kardeş ya da eşte biriktirdiğiniz paralar size bir ev ya da bir araç ya da almak istediğiniz ne bileyim kurban da olabilir ya da ümre de olabilir gitmek istediğiniz. Böyle bir kapınız zaferi olacak ve adalette yargı, yasa ya da uzun süredir devam eden mahkemeleriniz neyse ilişkinizde dahil olmak üzere bunların hepsi dengeyi ve doğru
havanın enerjisiyle iyileşmemize yardımcı olacağını söyleyebilirim. Eşler arasında kavga var mı? Bence eşler bu ara birbirleriyle vakit geçirmeli. Çünkü birbirinize örtünme, hani vaktiniz olmadığı ve bununla birlikte her iki tarafta birbirine gereksiz bakışlarla, aslında her ikiniz de birbirinize çok bilgelisiniz ama birbirinize zaman ayırmadığınız için sadece birbirinize bakıyorsunuz. Bu bakmayı bırakın ve gerçekten ilişkinize duygularınızla çünkü siz aşık, çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz diyorum. Belki sizin ailenizde hani bu eşler arasındaki, anne baba kardeşler arasındaki bazı gerginlikler sizi kalben kırabilir. Onları da sevdiğinize inanıyorum. Aile olarak da çok birbirinize bağlı oldunuz ama hani her şeyi kafanızda büyütmenizi anlam veremiyorum. Çünkü ailede zaten bir şeyleri büyütmemek, bir şeylere sahip olmak ve iyi bir evre oturtmaktır. Uzun süredir şans oyunu oynamak isteyen akrepler için doğru zaman Kasım ayı değil ve gereksiz şans oyununuza paranızı ziyan etmeyin. Sağlık söyledim mi? Sağlığı da söyledim. Tamam, sağlık için bir kart. Gayet adaletli, gayet güzel, gayet başarılı sağlık konusunda. Evet. Yay burçlarını. Neler bekliyor diyorsanız 1 Kasım'dan 30 Kasım ya da 31 Kasım'a kadar, yani Kasım ayı boyunca yaylara şöyle söyleyelim, kendileriyle alakalı inandıkları her şeyin arkasında durdukları gibi, hani kartın anlamı da der ki siz bir gökkuşağı şeklinde harekete geçiş yapıyorsunuz ve insanlar sizi bu gökkuşağından gözyaşınızı dökmeniz için çabalıyor der. Siz bence işinizde çok önemli bir anlamdasınız. Çünkü bakışlarınız, dengeniz ve hayatınızdaki her şey size o kadar doğru bir konuşmaya sahipsiniz ki, hayal gücünüz ve yaratıcı enerjiniz o kadar kuvvetli ki insanların size hayran kalmaması ve sizi yıldız ilan etmesi ve işinizin daha anlamlı olduğunu göstermesine şimdiden hak veriyorum. Çünkü siz gerçekten pratik, eğlenceli ve çok seyahat etmeyi seviyorsunuz. Ve işinizde de bazı yurt dışı ve şehir dışı seyahatleriniz gündemde olacak. Bu seyahatler size gayet huzurlu. Değişmenizi, dönüşmenizi, birleşmeyi ve güzel evrenizle alakalı eksiklikleri toparlamayı sağlayacak. Bence hiç olmadığı kadar güzel bir yay burcu ayı Kasım ayı. Çünkü sizin unutulduğunuzu düşündüğünüz her şey, sizin aslında yıkılan her şeyi tamir etme, büyüme, büyütme. Çünkü yılan paradır ve yıkılan her şeyi siz yeniden parayla oluşturacaksınız. İşte kaybettiğiniz her şeyi geri alma, eğer iş mahkemeniz varsa bile bu hakları kazanacağınız, eğer eski bir iş yerinizden paranız varsa haklarınızı alacağınız ve size çok doğru noktada sanki adaletin yeniden döneceği bir nokta. Çünkü siz artık seyahat etmek, cesaretinizle insanlara konuşmak ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmek ve zirveye ve güneş batımını seyretmek istiyorsunuz. Ve Rabbim de bu güzellikleri iş konusunda size en iyi şekilde verecek. Özel hayat konusuna geldiğinde çok uzun süredir yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz ama şöyle söyleyeceğim, gerçekten muhteşem bir aşk. Çünkü inandığınız bilgelik ve inandığınız yaratanımız, yani ben herkesin aynı yaradana inandığını düşünüyorum. Size o kadar güzel bir kalbi ve tertemiz bir aşkı sunacak ki, bir ömürlük yaşayacağınız bir aşk ve kalbiniz duygusallık olarak hiç kırılmayacak. Çünkü sevinç gözyaşları ve içimizdeki duyguyu en iyi şekilde tahtımıza taçlanacağız. Yani patronun şey ve patron olacağım, imparator ve imparator olacağımız gözüküyor. O yüzden doğru insanla da ellerimizin, bedenimizin birleşmesi olacak. Bu da sizi içsel dünyanızdaki oluşturması gereken adaleti, oluşturması gereken doğru kalbi ve okların birleşmesi, kalbin birleşmesi ve bir ömür boyu aynı hayatta paylaşmayı temsil eder. Sağlık olarak saç dökülmeniz, ayak ağrınız ve sırt ağrınız olabilir. Artık vücut mesaj veriyor. Dinlen, vücudunu dinlendir. Artık her şeyini dinliyorsun, sonra diyorsun.
Bu artık sana zarar vermeye başladı. Lütfen bir check-up vakti geldiğini düşünüyorum. Evet, Oğlak Burcu kartı nerede? Oğlaklar. Bir ay boyunca, Oğlak Burçları'nı Kasım ayı boyunca neler bekliyor? Maskelerin yüzleşmesi. Oğlak aslında biliyorsunuz ki hem kalbi ve hem beyniyle hareket eden bir oluşumdur. Genelde oğlaklar dendiği zaman güç ve temeli temsil eder. Ben artık bu ay oğlakların içsel dünyasında, iş hayatı değil de içsel dünyasındaki yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar yönünü bulmak istiyorsunuz. Yani sizin hayatınızda yön eksikliğiniz var. Çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz ve kendinize ait bir yönünüz yok. Artık kendi üçgeniniz ve kendi ailenize vakit ayırmanız lazım. Seçim zamanı diyoruz. Diyoruz ki size seçim ve gerekli olan seçimi. Çünkü çok yanlış iş konusunda ilgili çok yoğun bir geceniz gündüz buraya adapte oldunuz ve hak ettiğiniz noktada olmadığınızı savunuyorsunuz. Bence Kasım ayı sizin hak ettiğiniz bir noktanın başlangıcı ve güzellikleri size zarflar elinde verileceği ve istediğinizin kapının çok rahat bir şekilde açılacağını gösterir. Çünkü araç artık size sunulacak. Yurt dışı mı, şehir dışı mı, orası mı, kurumsal mı, devlet mi? Siz karar vermekte zorluk çekeceksiniz. Belki bu kendi işiniz olabilir. Çünkü karar verdiğiniz takdirde çok güzel bir arınmayı, çok güzel bir iyileşmeyi derken suyla bir bütünleşme, kalbinizin heyecan alacağı ve işinizle alakalı noktada çok güzel, iki hafta içerisinde çok güzel kudret ve kuvveti, bir ömürlük iş kapınız olacak. Bunun için bir sorun görmüyorum. Der ki bu size Tanrımızın ya da Rabbimizin ya da Yaradanımızın size sunduğu en güzel hediye. Kasım ayı sizde çok güzel sürprizler söz konusu olacak. Aşka mı geçiyoruz beybisi? Aşka geçiyoruz. İhanetle sarsıldın, güvenin kırıldı ve kendini sadece işe verdin. Evlilik hayatında bence güzel gidiyor. Evlilik hayatında bir sorun yok da senin kendi içinde aldatılma korkun olabilir. Bence bununla yüzleş. Kimse seni aldatmıyor ya da ilişkinde bir yalan yok, bir hikaye yok. Bence senin kurduğun bir dengesizlik var. Bunu toparlaman lazım. Gereksiz boşluklara düşüyorsun ve olması gereken ilişkini yeniden doğurmaya ihtiyacın var. Zamanı kaçırma. Çünkü doğru kaderle birliktesin. Eğer aşık da değilsen doğru insanın bu hayatta var ve onunla doğru zamanda karşılaşma dediğimiz anı yaşayacağız. Sağlık konusunda hemen bir iki kart çekiyorum. Mesaj, deminki kartla aynı çıktı. Yayla aynı çıktı yani. Evet. Mesaj der ki kalbinde herhangi bir sağlık problemi yok. Belki mide hassasiyeti ve böbreklerine son zamanlarda sıkıntı olabilir. Bunları kontrol edin. Tatlıdan uzak durun. Vücudunuzda tatlı sıkıntıları var ve uzun süredir annenizle geçirmek istediğiniz bir aile vakti vardı. Bunun da tam zamanı, lütfen bunu geçirin çünkü siz uzun süredir hep iş ve kendinizle ilgili noktada eşiniz ve işinizle ilgili ilgilendiğiniz için bence biraz da büyüklerinize vakit geldi. Bir de uzun süredir çözmek istediğiniz bazı yasal sorunlar var. Bunu da çözeceksiniz. Kova burcu kartını alıyorum. Sihir gibidir. Kovaları seviyorum çünkü gruba dair oluyorlar. Onların hayatta şu anlamları vardır. Ben yaparım ama herkes bu gruba dahil olur diyoruz. Evet, iş hayatınızda Kova burcunu neler bekliyor diyorsak hemen bakıyoruz. Çok büyük bir iş teklifi ama bu Almanya'dan olabilir, Fas'tan olabilir, Azerbaycan'dan olabilir. Sizin beklediğiniz uzun süredir farklı bir şehirde ya da farklı bir noktadan haber kapınıza gelmiş. Çünkü siz bir alanda oturup sanki inandığınız ve sanki biri bana dokundu da bu işimi başardım dediğiniz noktadasınız. Ve şöyle söyleyeceğim, hata yapma dediğimiz nokta evreniz geride kalmış. Siz işinizde çok büyük bir mühür vuracaksınız ve kader çarkınız o kadar güzel bir oluşum ve bu adaleti o kadar güzel dengeleyeceksiniz ki hatta görüşeceğiniz kişi bir kadın olma ihtimali, kadın yöneticiniz ve size tüm kapılarınızı en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacak. Peki iş problemi olan bazı güçlenmek istiyorsunuz ama ruhunuz buna hazır değil ama Akrep ayı zaten Akrep ayı yani Kasım ayı Akrep ayıdır. Siz kova burçları Akrep ayında çok doğru bir iş kapınız ve eski hataları yapmayacağınızı gösterir ve bunu da çok büyük bir başarı elde edeceğinizi uyarır.
İlişkiler konusunda neler bekliyor dersek, affet, kendini affet ve kıyametin gibi sarıl. İlişkin çok doğruymuş, gereksiz olayları abartıp hazine, sen doğru hazineni, doğru aşkını, doğru kalbini bulmuşsun. Pişmanlık yaşama ve ona sarıl ve ona sahip olman gereken güzel bir sürpriz yolculuğu yap. Birlikte zamanın kalitesine varalım. Ha, ilişkiniz yoksa bu Kasım ayında aşk var mı diyorsanız hemen bakıyorum. Kaderinizde o kadar güzel bir aşk var ki, tebrikler Kasım, size çok büyük bir aşkı. Çok büyük bir cesareti, çok güzel bir aşka, mutluluktan uçacağınız bir sevgiye ihtiyaç olacağınız gözüküyor. Bence güzel bir aşka erken aşacaksınız. Sadece korkularınız, yani bağlanmaktan korkuyor olabilir, ilişkiyi yürütmekten korkuyor olabilir ya da birilerinin bu ilişkiye zarar vermesinden korkuyorsunuz. Bence hiç korkmayın, esaretinizi geride bırakın ve bu ilişkiye sahip çıkın. Sağlık konusunda gayet iyisiniz. Baş ağrılarınız olabilir ve diş ağrılarınız olabilir. Bence bunlar size iyi gece vakti sıkıntı yaratabilir. İhmal etmeyin. Evet, kova burçlarında aslında Kasım ayı daha huzurlu, daha rahat geçirecekleri nokta. O yüzden Kasım ayı onlar için biraz daha ferahlık sağlanır. Evet, balık burcu 1 Kasım'dan başlayan aylık burcumuzda balık burçları. Balıklar dahidir. Ben balıkların dahi olduğunu sonsuz inanıyorum. Çünkü onların barışsal enerjileri, gülümseyen, bakın bazı balıklar o kadar sahte güler ki anlamazsınız gerçekten sahte. O yüzden barışsal özelliklerine hayran kalın. Çünkü iş yerinde o kadar pozitif, o kadar enerjiniz yüksek ki kimsenin size zarar vermeyeceğini ve siz bu iş yerinde çok büyük köklenme ve hedeflenmek istediğiniz noktanın çok büyük bir başarısını sağlamak istiyorsunuz. Ve gerçekten oraya kök, gül, ağaç ne dikecekseniz dikin, emekliliğinize kadar hak ettiğiniz noktanın zaferi ya da iş yeriniz bir ömür boyu güçlenip bir bıçak gücüne, belki şöyle bir şey, bir kurban ya da bir hayır, çocuk sevindirebilir, bir ayakkabı alabilir, bir enerjinizde bir hayır yaparsanız üzerinizdeki bu negatiflik, yorgunluk biteceğini düşünüyorum. Çünkü siz yıldızınızı Kasım ayında daha verimli şekilde, kanatlarınız kuş gibi rahata erecek ve istediğiniz zaferi ya da oluşmasını istediğiniz işin büyük bir aydınlanmasını yaşayacaksınız. Bakıyoruz gerçekten öyle mi? Boşluklar geride kalıyor ve planladığınız her şey çok güzel bir verimlilikle hayatınıza devam edecek. İlişki konumuza geliyorum. Bence doğru aşk ve istediğimiz insanla birleşme ve hayatımızdaki dengeleri bir ömür, mezara kadar birlikteyiz, bir yastıkta kocamak deriz biz buna. Ateş burcu bir ilişkinizle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz balıklar. Yani aslanla evli olabilirsiniz, koçla ya da yayla evli olabilirsiniz. Bu biraz sıkıntılı. Ve bütün dünyayı gezmek isteyen balık burçları için, hani sırt çantım alıp sevdiğimle gitmek istiyorsanız, daha bunun için vakit var ama size çok güzel bir Kasım ayı görüyorum. Sıkıntı etmeyin. Sağlık konusunda gayet iyisiniz. Belki uyku dengenizi ve bununla birlikte vücudunuzdaki odaklandığınız her balık burçları, her bir ufacık bir şeyde grip de olsa ay ben hasta mıyım tripleri vardır ya, bence bunlardan çıkın. Çünkü sizin şu an için sağlıkla ilgili hiçbir sorununuz yok. Belki kadınsal bölgeniz ya da bağırsaklarınızla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Onun dışında riskli bir durum görmüyorum. Evet, balıklara da huzurlu bir Kasım ayı olarak görüyoruz. Evet, aylık Kasım ayı boyunca aylık tarotumuzu yaptık. Sevgi ve mutlulukla kalın. Takip edin, beğenin, hoplayın, zıplayın, mutlu kalın.